Aç kalarak diyet olmaz. İstanbul Times TV olarak sokak röportajlarımız kapsamında bu sefer de halka diyet deyince aklınıza ne geliyor sorusunu sorduk. Peki diyet deyince aklınıza ne geliyor? Diyet deyince beyazı kullanmamak, un, yağ, şeker. Diyet deyince insanların kendi beslenme şekillerine dikkat etmesi geliyor aklıma yani. Diyet deyince zayıflama aklımıza geliyor. Bayağı biz de kiloluyuz. Ben de şimdi sahilden tam üstüne bastınız, yürüyüş yaptım, geldim yani. Ya yediklerimize, içtiklerimize dikkat ediyorum. Bol bol sabah kalktığımda aç karnına limonlu su içiyorum. Zayıflık, zayıf, rekil, kilo vermek. Diyet deyince aklınıza ne geliyor? Zayıflamak. Ben bol bol su içerim, sağlıklı beslenirim, sabah kahvaltımı yaparım. Sağlığımıza dikkat etmek. Diyet, iki anlamı var bence. Bir tanesi rejim demek, yani perhiz, kilo, obezite olanlar diyet yaparlar. Şu an diyetteyim. Neye dikkat ediyoruz peki? Spor yapmak ve yediklerime dikkat etmek, bol su içmek. Diyet deyince aklınıza ne geliyor? Diyet derken yemeksizlik, yemek yememek. Siz yemek yememezlik yapıyor musunuz? Yok, yapmıyoruz, yiyoruz. Her gün biz yemeği seven insanlarız. Diyetteyiz. Doğuştan diyetteyiz. Doğuştan biz. Diyetteyiz. Kilo alamıyoruz. Aldığımız farklı cevaplardan sonra bu sefer Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi uzman diyetisyenlerden Seda Dursun'a Ramazan ayında sahur ve iftarlarda neye dikkat edilmesi gerektiğini sordu. İşte uzman diyetisyen Seda Dursun'un iftar ve sahurla alakalı anlattı. Öğüt atlayarak veya aç kalarak diyetin olmayacağını ifade eden Seda Dursun, her şeyi yasaklayan bir diyetisyen olmadığını ifade ederek, bilinçli beslenmek diyet konusunda en çok dikkat edilmesi gereken öğe olduğunu ifade etti. Kişinin yaşı, işi, sarf ettiği efor, yediği yiyecekler göz önünde bulundurularak uygulanabilir bir çalışmayla diyet yapılabileceğini ifade eden Dursun, kilo vermek isteyen kişi öncelikle kararlı olacak. Pazartesi diyete başlayıp salı bitiren bir yapıyla diyet olmaz diyen Seda Dursun, Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi'nde diyet konusunda güzel sonuçlar aldığını ifade ederek, kilo vermek isteyenleri hastanelerine beklediklerini söyledi. Tabii ki bizim her yaşımızdaki metabolizmamızın verdiği cevaplar çok farklı oluyor. Şimdi 20 yaşındaki metabolizmamızla 50 yaşındaki metabolizmamız tabii ki de aynı değil. Şurada şu önemli, yediklerimizi yakabiliyor muyuz? O önemli. Tabii ki siz diyorsanız ki ben yiyorum, Seda'nın ben yemek yiyorum ama onu dengeleyebiliyorum çünkü fiziksel aktivitem çok fazla, güzel egzersiz programı yapıyorum. O zaman sorun yok ama çok fazla kalori aldığımızda, onu yakamadığımızda yağ depolarımıza biner ve kilo artışı olur. Metabolizmam yavaş diyenlere ya da yaşı geçkin olan kişilere de kalori kısıtlamasına yönlendirmeye çalışıyoruz. Burada karbonhidrat kısıtlaması, yağ kısıtlaması gibi kısıtlamalar ve hayatlarına hareketi daha fazla eklemelerini istiyoruz. Çünkü zaten yaşa bağlı bir metabolizma yavaşlıyor. Egzersiz de bunu desteklememiz lazım. Haftada ortalama, tabii şu Ramazan sürecinde çok da mümkün olmayabilir ama iftar sonralarında bir iki saat sonra hafif yürüyüşlerle desteklenebilir. Ama genel olarak günde 50 dakikalık yürüyüşler, haftada ortalama 250 dakika, 300 dakika kadar bir egzersiz programının düzenlenmesi gerekiyor. Bu çok gözlerinde büyütmelerine gerek yok. Açık hava yürüyüşleri havada çok müsait zaten değerlendirilebilir. Hocam daha önce Avrasya Zeytinburnu'na siz bir sunum da yapmıştınız. Gayet güzel bir yer vermiştiniz. Son olarak izleyenlere neler söylemiştik? Evet. Doğuştan bağımsız. Evet. Olarak kilolu evet. Olan insana ne yapsın? Kilolu olan insanlar bir kere çok pozitif olsunlar. İlk önce sağlıkları yerinde ve kilo vermek için hiçbir şey engel değil. Önemli olan kararlı olmak, bunu istemek ve disiplinli yaşamayı, düzenli yaşamayı öğrenmek ve bir belirli kalıplardan çıkmalarını istiyorum. Çünkü sadece işte 7'den sonra asla yemek yemeyiniz ya da saat sabah 8'de kahvaltı yapmalıyız gibi belirli kurallar içerisinde değil. Herkesin kendi hayat tarzına uygun ama belirli tabular içerisinde olan sağlıklı beslenme programları düzenlenmesi gerekiyor. Hiçbir şeyden korkmamalarını istiyorum. Besin gruplarından korkmasınlar. Sadece
porsiyon kontrollerini ayarlayabilsinler istiyorum. Çünkü bizim için yasak diye bir şey aslında yok. Bizim için önemli olan doğanın bize verdiği nimetleri kendi bedenimizin yakabildiği kadarını tüketmek. Biz bu dengeyi kurduğumuz zaman zaten kilo kontrolümüzü de sağlayabileceğiz. Yani önemli olan şey şundan kaç, bunu yeme, aman o yasak, şunu sakın uzanma gibi değil de benim için yeterli olan şu kadar miktar ve ben bunu yakabiliyorum ve bu şekilde beslenmem gibi. Tabii ki kişiye özgü. Çünkü çeşitli sistemik rahatsızlıklar olabilir ve kişi kendi başına, mesela bana da çok fazla danışan görüyorum ve mesela ben size gelmeden önce şöyle bir detoks programı uyguladım, şöyle bir program uyguladım ama bakıyorum ki kişinin kas oranında azalmalar var. Yani önemli olan kilomuzun düşmesi değil. Kilo verdik ama biz neden verdik? Vücudumuz su mu kaybetti, kas mı kaybetti, yağ mı kaybetti? Sağlıklı kilo vermek önemli. Sağlıklı kilo vermek demek yağ kaybetmek demek. Biz kas kaybedersek o bizim için çok zararlı. Vücudumuzun başka kas... Kesinlikle. Mesela. Ve kas oluşturmak, evet, faydadan çok zarar. Ve kas oluşturmak zor bir şey ama onu kaybetmek çok kolay bir şey. O yüzden düzenli ve dengeli beslenmeye özen gösterelim ve mutlaka diyetisyene danışsınlar. Diyetisyene danışsınlar kesinlikle. Sizsiz olmazsın. Evet, çok teşekkürler. Çok teşekkür.